hem insan şifalanıyor hem etrafına doğru bir ışık yaymaya çalışıyor. Etraftakiler karanlıksa belki ışık sensindir. İki günde bir değnek değmiyor kimseye ve bu bir disiplin. Kararlı olmak, kararların arkasında durmak ve bunu kendine olan saygından dolayı kendine yapmak. Bu senin yolculuğun. Yol senin, yolculuk senin. Bunu kendin için yapıyorsun. Bu senin hayatın ve düzeltmeye çalıştığın kendinsin. Ve kendinle bağlantılı olan çocuğun, eşin, işin, ilişkin, senin işin, senin ilişkin, senin gücün, senin kariyerin, senin hayatın, senin beden sağlığın. Yani aslında yolculuk senin. Bir tane Barbie geldi. Ah. İyi geceler bir an. İyi geceler ya. Ben seni o kadar özledim. Yavrucum benim. Sizi çok özledim. Ben de diyorum ki gördün o kadar işte. Şey öğrendin Binir Hocan'dan. Bari uygula sembolü. Benim ve bütünün yüksek hayrına diye. Çünkü birazdan uyuyup yarın sabah ofise doğru yola çıkacağım. Sen dünyanın her yerini yöneten bir kadınsın. O kadar sen... İdare evet, ediyoruz bana... diyelim. Yok canım sen bizi de aşmış durumdasın. Profesyonel anlamda çok büyük markalarla iş yapan çok profesyonel bir iş kadını. Ama beni mutlu eden kısmı o iş kadını benim öğrencim. Ay canımsın ya. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Sizi de gördüm. Daha iyi oldum. Bu akşam hatta canlı yayınınızı çok sevdiğim bir dostumla beraber izledik. Ne kadar güzel anlatıyor. Dedim ki biz de yaşıyoruz. Anlatmayı da geçtik artık. O yüzden böyle bağlanmak da istedim. Ben böyle 3 maddede özetleyeceğim. Ben aslında sizden aldıklarımla neyi daha farklı yapabilirim noktasına odaklanıyorum. Çünkü etki alanım daha iş dünyasında, daha profesyonel hayatta aslında biz birazcık fazla o tempoya kapılıp çok fazla robotlaşıyoruz. Ve farkındalıklarımız zaman zaman azalabiliyor. Ben de bir anneyim. Hem çocuğuma faydalı olabilmek, hem ailemin enerjisini yukarıya çekebilmek, hem de beraber çalıştığım arkadaşlarımın da o farkındalıklarını yukarıya doğru çekebilmek için çabalıyorum. Ama çok farklı tabii ki benim profesyonel hayattan getirdiğim birçok şey var. Sizden aldığım çok özel farkındalıklar var. Ve bence ben hep benzetmeyi şey yapıyorum, böyle Harry Potter Sırlar Okulu gibi burası. Çok çok güzel. Hem insan şifalanıyor hem etrafına doğru bir ışık yaymaya çalışıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde beraber çalıştığım, bağlı çalıştığım kişi şey demişti. Etraftakiler karanlıksa belki ışık sensindir diye söylemişti. Siz de hep şeyi söylersiniz ya, sen değişirsen dünya değişir. Dolayısıyla ben hem Şems'in söylediği gibi biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Her iki tarafa da çok minnettarım. Beni bende nedenlere de, beni ben nedenlere de sizin gibi. Çok çok minnettarım. Çok da değerli buluyorum. Çünkü az önce mesela ilk görüşmeyi yaptığınız hanımefendi de ne kadar dedim. Aslında kadınlar ne kadar bilinçli, ne kadar anlamlı. Ve bence bu dünyayı da kadınlar değiştirebilir ancak birlik olursa. Ben o birliğimize de inanıyorum. O sizin de aşıladığınız kolektif bilinç. Hem sizin level 2'yi böyle yaklaşık bir ayım kaldı diye düşünüyorum. Çalışmalarım maksatlı. Level 2'yi tamamlıyor. 3. seviyeye doğru yürüyor olacağım. Bu arada bu level'ları da ben birazcık şey gibi anlatmak istiyorum. Aslında hep işin bütçesel boyutundan bahsediliyor ama ben parayı hayatım boyunca hiçbir zaman amaç olarak görmeyen de bir insan oldum. Çünkü zaten biz dilediğimizde o gelen bir şey. Ve bize araç olarak gelen bir şey. Böyle bir yolculuğa giriliyorsa da o geliyor bir şekilde. Öncelikle onu söyleyeyim. Ona bir sesinizin üzerine binmiş olabilir. Belki bağlantımdan kaynaklı ama kaçırdıysam arada sözünüzü Binur Hocam siz lütfen devam edin. Yo estağfurullah sen söyle. Çok güzel. Harikasın. Dolayısıyla da yani ben ona o şekilde inandım. Ömrüm boyunca da ve hep o geliyor bir şekilde. Yani biz onu kendimiz istediğimiz zaman geliyor ama amaç olarak değil de araç olarak. Çünkü bunun karşılığındaki şey
bence bütçesel denklemle açıklanabilen bir şey değil. Bir insanın iç huzuru, bir insanın farkındalığının yukarıya doğru çıkması, benim sadece sizlerle beraber çıktığım yolculuk değil ama önceki profesyonel hayatımda da karşıma birçok koçluk eğitimleri vesaire de almışlığım var. Ve bunların hiçbiri parayla ölçülemeyecek kadar çok çok kıymetli. Dolayısıyla ben insanların o tür eleştirilerini ülkemizin konjonktürüyle paralel bulmakla beraber sadece olaya bakış açısını değiştirmek, yani baktığımız açıyı değiştirmekle daha anlamlı hale gelebileceğini söyleyebilirim. Çünkü o farklı bir boyutu işi. Onun karşısında ben de şimdi mesela bazen sevdiklerime ya da ailemle enerji çalışmaları yapıyorum. Ne kadar büyük bir efor, o enerjiyi oluşturma, o enerji aura çeperini oluşturmanın ne kadar zorluklu olduğunu. Çünkü insan sevdiklerine faydalı olmak istiyor. O faydayı sağlayabilmenin de bir zorluğu var. Sizinle yaşadığımız hem o birinci level'da hem ikinci level'da o enerjiyi yukarı, frekansı yukarıya doğru çekmenin getirdiği süreci bildiğim için ben de uygulamaya çalıştım da şey dedim ya, ay Allah'ım, yani parayla bile yapılmazmış diye özür dileyerek bunu söylüyorum ama yani ki çok yoğun tempoda da çalışan ve hak etmeye çalışan, çalışmanın karşılığını almaya çalışan bir beyaz yaka olarak bunu söylüyorum. Ya bunun hiçbir şekilde tarifi yok bence. O yüzden onu özellikle söylemek istedim, altını çizmek istedim. Onu ne olur bir araç olarak görüp, o zaten hak edişse o gelip buluyor bir şekilde insanların kendisini. İkinci madden buydu konuşmak istediğim. Üçüncü madde de çevreye faydalı olabilmek için niyet edildiği zaman her zaman bir faydası çıkıyor işin içinden. Ama kişi önce kendini değiştirecek. Ben de sizinle beraber olan öğrencilik yolculuğum, ben öğrencinizim. Onu söylüyorum. Bundan da hiç gocunmuyorum, imtina etmiyorum. Arkadaşımla beraber dinlerken de söyledim. İşte ne kadar güzel anlatıyor dediğinde, ben bunları yaşıyorum zaten diye söyledim ona da. Ama şunu söylemek lazım, bu bir sefere mahsus bir şey değil. Bir gün, iki günde bir değnek değmiyor kimseye ve bu bir disiplin. Çünkü o disiplin olmadığı sürece, ona emek verilmediği sürece, bu evladımızı yetiştirirken de böyle, işimi yaparken de böyle, bir disiplin çerçevesi altında bir şey yapılmadığı sürece maalesef ki bu sonuca, o değnekle ulaşmıyor. Bu şey için söylemiyorum, her şey çok zorlukla geliyor diye değil, hayır. Aksine çok kolaylıkla geliyor. Sadece bir disiplin var arkasında ve o disipline uyulması gerekiyor. Bu yolculuğa çıkanların da iç disiplinini sağlaması gerektiğini, bu yolculuğun bir günlük, iki günlük bir şey olmadığını, ama evet gerçekten canlı yayınınızda söylediğiniz gibi temiz bir şeyin üzerine inşa edilen bir şeyin çok daha verimli aslında büyüdüğünü ve yüceldiğini öğreniyoruz. Ama bu disiplin yaklaşık aylardır, belki yıllarca devam ediyor olacak ve sizin de ne kadar disiplinli olduğunuzu kampta gördüm. O kamp deneyimleme fırsatım oldu. Yani hayatımda çalıştığım, beraber çalıştığım birçok yönetici çok disiplinli olduğu için çok büyük başarılara imza atmıştır. Ve ben orada gerçekten bir CEO dediğimiz, işte o genel müdürlük, işte çok büyük şirketleri, çok büyük aslında yapıları yöneten kişilerdeki disiplini de sizlerde gördüm. Tüm ekibinizde gördüm bu arada. Sadece sizde değil, Aydın Bey'in de, tüm diğer oradaki herkesin o disiplinle hareket ettiğini gördüm. Çünkü bu iş bir disiplin işi. Ben de bu üçüncü madde olarak da, yani birinciyi şey diye söylersek, kişinin kendiyle alakalı olduğunu ve dilediği zaman dilediği şeye kavuşmanın kendi isteğiyle ilgili olduğunu, ikincisinin o kolektif bütünlükle beraber hareket etmek olduğunu, fayda sağlamak için bunun herhangi bir karşılığının olmadığını ve üçüncü olarak da kesinlikle bir büyük disiplin gerektirdiğini bu sürecin söyleyebilirim. Herkesin de buna hazırlıklı olarak gelmesi, bu hak edişi de kendini hak ettiğine, layık olduğuna inanması gerektiğini söyleyebilirim bu akşam. Size o yüzden bağlanmak istedim. Harikasın. Ben
Hiç bölmeden muhteşem, o kadar güzel ders niteliğinde açıklamalarını hiç bölmedim. Birçok insana katkı ve mesaj içeren bilgiler paylaştığını bildiğim için insanların seni kesintisiz dinlemelerini istedim. Çok haklısın. Kararlı olmak, kararların arkasında durmak ve bunu kendine olan saygından dolayı kendine yapmak. Bu senin yolculuğun. Yol senin, yolculuk senin. Bunu kendin için yapıyorsun. Kendin için bu kararlılığı gösteremiyorsan hiçbir şey için kararlılık gösteremezsin. Bu senin hayatın ve düzeltmeye çalıştığın kendinsin. Ve kendinle bağlantılı olan çocuğun, eşin, işin, ilişkin, senin işin, senin ilişkin, senin gücün, senin kariyerin, senin hayatın, senin beden sağlığın. Yani aslında yolculuk senin. Bunu Aynen. kendin yapıyorsun. Ne kadar güzel. Ben senin kadar böyle farkındalıklı öğrencilerin hocası olmak nasıl güzel bir şey. Ya yavrucuğum Öğrenci benim. Kalbim güzel. olmak da çok Canım. keyifli. Tutum. Sesinizi duymak çok çok keyifli benim için. Çünkü Plan insanlar biliyorsunuz program. etrafındakilerin 5 kişinin ortalaması öyle söyleniyor. Biz de iş hayatında çok kullanıyoruz. Hakikaten çok değerli insanlarla bir arada olabilmek, onların size katkılarından faydalanabilmek, sizi de geliştiren, yücelten bir şey. Ben bu yolculuğa giren tüm arkadaşlarımın da bu katkıyı almasını diliyorum, niyet ediyorum. Sayenizde tanıdığım birçok güzel ruhu da buradan selamlıyorum. Evet, Güzel kaptan diyorum. ya çok çok hayranlıkla birçok kişi birbirine çok güzel dostluklar kurdu orada. Ruhsal aile oluştuk. Aslında birbirimizi tamamlayan aynı frekansta ruhlar olduk. Kampların da böyle bir avantajı var. Birbirinizi tanıma, birbirinize sohbet etme fırsatları sağlaması açısından kamplar çok güzel oluyor gerçekten. Çok Şükür güzel. senin gibi yol arkadaşlarımız var. Farkındalığı yüksek. Evet, erkekler de var ama dünyayı kadınlar Öyle. kurtaracak. İyiliği ve güzel. Evet, dişil enerji kurtaracak ve sevgi kurtaracak. Ve sen de o ışık içlerinden birisin. Her nerede hangi işi yapıyorsak yapalım. Her nerede yaşıyorsak yaşayalım. Anne olalım, beyaz yakalı olalım, çalışan olalım. Bir temizlik işçisi bile olabiliriz. Bulunduğun işte aşkla, dürüstçe, erdemli olarak iyiliği ve sevgiyi yaydığında zaten sen burada kendini yükseltiyorsun. Yolunu açıyorsun. İyiliğe hizmet ediyorsun. Yolumuz her zaman açık. Canımsın benim. Çok spontan oldu. Hiç planlamadık, programlamadık. Seni gördüm ve aldım. İstek göndermiş. Uykuya durup Çok teşekkür. daha doğrusu uykuya gitmeden önce çalışmamı yapacağım tabii ki. Her Harika. gece görüyorum, yerine getiriyorum. Ya Yapıyoruz. Ben de kendimi temizleyip özel öyle yatıyorum. evet biliyorum sizin de her gece disiplinle bu işi yürüttüğünüzü de biliyorum. Şey yani burada hiç samimiyetsiz hiçbir şey yok. Olduğu gibi her şey. Ben de öyle bir insanım. Sizinle de ilk karşılaştığımda şey demiştim. Ben nasıl buradayım şu an onu bile bilmiyorum. Ama bugün gerçekten neden burada olduğumu çok iyi Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Kalbin seni buradayım. Tabii. çıkarmıştı. Kalp söylüyor doğru şeyi Kesinlikle, zaten. kesinlikle. Sen iyi ki de bu yoldasın. İyi ki de bizle berabersin. Çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Evladına, eşine çok sevgilerimi iletiyorum. Kendine çok iyi bak. Senin Sevgilim. de başın artarak çoğalsın inşallah. Çok teşekkür ederim hepinizin. Ben de sizi çok Canım. öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok İletiyorum.